Merhaba, ben Altar Teknoloji'den Kader Meşeli. Bu eğitim videomuzda bir önceki operasyonda parametre yanlışlıkları yüzünden oluşan dalmaları nasıl önleyeceğimizi göreceğiz. Öncelikle son operasyonu simülasyona gönderelim. Dalmaları görebilmek için simülasyonu sonuna kadar izlememize gerek yok. Simülasyon çubuğu üzerinde kırmızı işaret olarak zaten bu dalmalar görünecektir. Kırmızı işaretin üstüne geldiğinizde çarpmanın nerede ve hangi operasyonda olduğu, süresi gibi açıklamaları göreceksiniz. Belirtilen operasyona gitmeden önce öncelikle simülasyonu kapatalım ve takım yolu üzerinden çarpmanın nerede olduğunu bir kontrol edelim. Takım yollarını şu şekilde zoomlayarak izlediğimizde mesela en basit olarak şurada bir takım yolunun parçaya daldığını görüyoruz. Katı görüntü olduğu için çok net görünmüyor olabilir. Bu yüzden parçamızı tel kafes görünümüne alırsak şurada takım yolunun parçanın içerisinden geçtiğini göreceksiniz. Şimdi tekrar katı görünüş aldığımda ve şu şekilde önden baktığımda yorum yapabilecek olursak şunu görebiliyoruz. Aldığımız 2 mm pasolar dışında son yaptığımız işlemde finish pasolarında bu dalmayı yapmış. Bu aşamada ya takımınızın parametreleriyle oynarsınız ya da finish pasosundaki değerlerle oynarsınız. Ben şimdi yapmış olduğum operasyona döneceğim ve buradan finish pasolarını kaldıracağım. Onaylayacağım. Tekrar takım yolu çıkartacağım. Yapmış olduğum işlemi tekrar simülasyona gönderip simülasyon çubuğunu inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir çarpma görünmüyor. Bir de simülasyona gönderip takım üzerinde herhangi bir uyarı alıp almayacağımıza bakalım. Eğer bir çarpma olsaydı takım üzerinde de kırmızı alarm verecekti. Bu dalmayı önlediğimiz için hem simülasyon çubuğunda görünmedi hem de takım üzerinde bir uyarı vermedi. Bu şekilde takım yolu tezgah göndermeden kontrol edip sorun varsa engelleyebiliyoruz.